İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın eyaletleri ve bölgeleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Artsakh'taki saldırgan eylemleri, insan hakları savunucusunun Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ve Artsakh'taki raporu. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Suriye ile hava haberleşmesi anlaşmasını onayladı. Rafi Kortoşan, medeniyeti yok eden komşusu olmayan milletlere ne mutlu, biz mutlu değiliz. STK temsilcileri ve bir grup vatandaş, Birleşmiş Milletler'den Artsakh'taki kültürel mirasın tahrip edilmesinin önlenmesini talep etti. Batı Ermenistan'ın ünlü evlatlarını tanıyalım. Mimar Sinan, Antonia Aslan, İtalya'daki Palazzo Furcis'in büyük salonunda Dativan Kilisesi'nin freksleri hakkında bir kitap sunacak. Batı Ermenistan'ın doğu bölgeleri 164 bin kilometre karelik bir alanı kaplar. Bölgedeki Hakkari, Van, Ardahan, Kars, Ağrı, Bağeş, Muş, Bürakın, Malatya, Yerzinka olmak üzere 14 il bulunmaktadır. Batı Ermenistan'ın başkenti Garin, 25.066 kilometre karelik yüzölçümüyle bölgenin en büyük şehridir. Garin Erzurum, işgal altındaki Batı Ermenistan'ın en büyük şehridir. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan ve Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan, 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri çalışmada, 44 günlük savaştan sonra Artsakh'ın Tagavart, Garmirşuga, Agavno, Hramort ve diğer bazı köylerdeki insan hakları hakkındaki gerçek verileri topladı. İnsan hakları savunucusu tarafından yapılan açıklamaya göre Tagavart ve Garmirşuga köyleri doğrultusuna hemen hemen her gün ateş açılıyor. Arman Tatoyan'ın ve Geham Stepanyan'ın yayınladığı mesajda özellikle şöyle deniliyor. Daha birkaç gün önce Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri konutlara ateş açtı. Evlerin duvarları ve çatıları hasar gördü. Saldırı esnasında evlerde çocuklar ve kadınlar bulunuyordu. Evlerden birinin camı kırılmış, o sırada odada küçük çocuklar uyuyordu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu köylerde doğrudan evlerin önünde bulunuyor. Artsakh'ta kaldığımız süre boyunca Azerbaycan'ın suç eylemlerine doğrudan tanık olduk. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti 14 Mayıs 2021'de Yerevan'da imzalanan Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava haberleşmesine ilişkin anlaşmanın onaylanmasına dair Ermenistan Cumhuriyeti kanun taslağı hakkındaki Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti yasama girişimini onayladı. Taslağın girişimcilerine göre anlaşmanın amacı iki ülkenin ilgili alanları arasında hava iletişimi kurmak ve bu tür iletişimlerde mümkün olduğunca uluslararası işbirliğini teşvik etmektir. Anlaşmanın onaylanması düzenli ikili uçuşları kolaylaştıracak ve ikili ekonomik ilişkileri canlandıracaktır. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'de Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı Müdür Yardımcısı Rafi Kortoşan, Azerbaycan'ın işgal altındaki Artsakh topraklarında tarihi ve kültürel değerlerin Ermeni izlerini ortadan kaldırmasına karşı attığı adımları ve tepkileri hakkında ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsakh makamlarının buna cevaben verdikleri tepkiler hakkında konuştu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bu konuyu Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ele alıp bu sorunun önemli ayrıntılarını daha geniş bir uluslararası izleyici kitlesine tanıtarak önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini vurguladı. Ayrıca Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı'nın çıkartmış olduğu Varsk adlı dergiye de atıfta bulunarak burada yayınlanan makaleleri ve materyalleri sundu. Sivil toplum kuruluşlarının bir grup temsilcisi, Artsakh sakinleri ve Artsakh'taki 44 günlük savaşın ardından Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Ermeni kültürel anıtlarının akıbetinden endişe duyan vatandaşlar, Artsakh'taki Ermeni kültürel mirasının ortadan kaldırılmasını ve tahrip edilmesini önlemek için Birleşmiş Milletler Ermenistan Ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestocular şu sözlerin yer aldığı pankartlar taşıdılar. Artsakh'taki kültürel katliama sponsor olmayı bırakın. Ermeni kültür mirası tehlikede. Nahçıvan ve Artsakh'taki kültürel katliamlardan siz sorumlusunuz.
Batı Ermenistan'da Osmanlı mimarisinin klasik döneminin en büyük mimarı, çalışmaları Osmanlı Rönesans tarihini başlatan Ermeni asıllı mimar Sinan, genellikle çağdaşı Michelangelo Buonarroti veya antik Yunan matematikçisi Öklit ile karşılaştırılır. Ermeni ve Bizans mimari düşüncesinin bu büyük ustası kubbe yapımı geleneklerini sürdürerek dünyada belki de emsali bulunmayan bir miras bırakmıştır. Ustanın Ermeni olduğu, geçtiğimiz yüzyılın 30'lu yıllarında başlayan Türk ırkının kafatasını tanımlama hareketi çerçevesinde kanıtlandı. Sinan'ın Ermeni asıllı olduğuna dair Hrant Dink de kanıtlar getirdi ve bu ülkedeki milliyetçiler arasında ciddi bir hoşnutsuzluğa ve tartışmalara neden oldu. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İtalya'daki Büyükelçiliği'nin Facebook sayfasından öğrendiğimize göre 19 Şubat'ta İtalya'nın Belluno kentindeki Palazzo Fulcis'in büyük salonunda Ermeni asıllı İtalyan yazar, bilim insanı Antonia Arslan, mimar Arazarya'nın ve restoratör Christine Lamoureux'un Dadivank 1214 yılında inşa edilen 1297 tarihli Gatoike Kilisesi'nin frekslerinin korunması ve restorasyonu başlıklı kitabını sunacak. Antonia Arslan kitabın ön sözünde ziyaret etme şansına eriştiğim Dadivank'ı düşündüğümde inanılmaz atmosferini ve manevi gücünü tüm gücümle fark etmek için uzun bir süre duruyorum. Neredeyse bedensiz meleklerin güzel görüntülerini hemen hatırlıyorum diye yazdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Meluses'ten Yar Yar adlı eseri sunuyoruz. Yar yar into our dark nive, into our dark nive. Yar yar malina in malina, malina in malina. Yar yar hero ningar ke. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.